Herkese merhabalar. Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. SRC 1 2 3 4 yeni elimize ulaşan uygulama sınav soruları. Tabii daha önce de bu soruları defalarca çözmüş olabiliriz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyoruz. Ve hemen başlayalım. Evet, SRC nedir? SRC meslekliliği yeterlilik belgesidir. SRC 1'in açılımını soruyorlar sınavda. Uluslararası yolcu taşımacılığı. SRC 2 yurt içi yolcu taşımacılığı. SRC 3 uluslararası kargo ve yük taşımacılığı. SRC 4 yurt içi yük kargo taşımacılığı. SRC 5 ise temel tank, tehlikeli madde taşımacılığı yapacakların alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir. SRC sorularında arkadaşlar milli eğitim müfredatına uygun bir şekilde hazırlanıyor. Uygulama ve yazılı sınav sorularında yazılıdan 40 adet sınavda yazılı sorusu geliyor. Her bir sorunun doğru cevap puanı 2,5 puandır. Başarı notu 70. 28 doğru yapanlar 70 puan alıyor. Sınavda yanlış cevaplar dikkate alınmadığı için boş bırakmamamız önemli. 40 sorunun süresi 60 dakika. Yazılıdan sonra hemen uygulama sınavına geçiyoruz. 3 adet soru soruluyor bildiğiniz gibi. 3 tane sorudan ikisini doğru cevaplayanlar sınavı geçmiş sayılıyor. Ve sınava giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Ve başlıyoruz. Evet, bugün ayın 30'u ve bugün mesaj gönderen arkadaşlardan Gökhan Zeyrek'in, gurur tablomuza giren arkadaşlardan Gökhan Zeyrek'in mesajını sizler için paylaşıyorum. Bakın. Gökhan Zeyrek ne yazmış bakın. Üyemiz aynı zamanda Gökhan. Hocam merhaba. Bugün SRC 4'te girdim. En yüksek notu aldım. Evet Gökhan, bizim özellikle üyeler bölümüne kayıt olan arkadaşlarımız sınıflarında hep yüksek not alıyor ve birinci oluyor. 92,5 almış. Sizin sorularınızı birebir hepsi çıktı diyor. Bakın evet. Herkese tavsiye ettim. Teşekkür ederim Gökhan. Uygulamadan 3'te 3 yaptım. 100 aldım. Harikasın. Tebrik ederiz. Tekrardan emeğinize sağlık. Gökhan Zeyrek'e biz de 5 yıldız veriyoruz. Tebrikler, başarılar, hayırlı olsun. Ankara'dan selamlar. Evet arkadaşlar, sizler de Gökhan gibi 92,5 100 alabilirsiniz. Dikkatli bir şekilde kanalımızdaki hem yazılı hem de uygulama sorularını üye olarak, bakın özellikle üye olarak izlerseniz arkadaşlar, üyelere özel bölümdeki sorular çok çok önemli. Sınavda banko çıkıyor. Kesinlikle boş geçmeyin. Üyelerinize soruları da çözün arkadaşlar. Tekrardan başarılar diliyorum. Ve başlıyoruz. Birinci sorumuz. Tehlikeli madde taşıyan aracın kaç metre ilerisinde park edilir? 20, 50 ve 100 şeklinde verilmiş. Tehlikeli madde taşıyan aracın arkadaşlar ilerisine ya da gerisine 20 metre mesafe arasında park edilir. Cevap Adana seçeneğidir. İkinci sorumuza bakalım. Solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriline zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir? Bakın okulda gösterilmiş. Tekniği soruyor. A. Rentek manevrası, B. itfaiyeci yöntemiyle omuzda taşıma, C. ayak bileklerinden sürükleme yöntemi, D. koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi.
Evet bakın şekilde de görüldüğü gibi kazı zedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılması arkadaşlar rentek manevrasıdır. Cevabımız tabii ki Adana seçeneğidir. Tehlikenin olmadığı kaza yerinde boyun yaralanması olan yaralı boynuna boyunluk takıldıktan sonra araçtan çıkarılması gerekir. Aynı zamanda yazılıda da gelebilir arkadaşlar bu soru. Dikkat edelim. Evet, üçüncü sorumuz sınavlarda sık sık gelen sorular. Görüntüde görmüş olduğunuz yarış pistinde meydana gelen trafik kazalarını hangi sigorta karşılar? Yarış pisti kazalarını ferdi kaza sigortası, trafik sigortası hiçbiri. Evet arkadaşlar. Yarış pistinde meydana gelen kazaları hiçbiri karşılamıyor. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Evet bakın bu soru üçüncü soruyla dördüncü soruyu çok karıştırıyoruz. Özellikle bakın pistte yarış yapan tırların kaza yapması bakın. Tırların kaza yapması durumunda aşağıdaki hangi belgeler geçersiz olur? A. Karayolu mali sorumlu sigortası. B. Ferdi kaza sigortası. C. Hiçbiri. Tırların kaza yapması durumunda arkadaşlar karayolu mali sorumlu sigortası geçersiz olur. Cevabımız Adana seçeneğidir. Beşinci sorumuz lastiklerle ilgili gelmiş. Bakın görüntüde görmüş olduğunuz lastiğin üzerindeki rakam neyi ifade eder? A. Taban genişliğini, B. Yük endeksini, C. Jant çapını. Evet, tabii ki burada 16'yı sormuşlar. Bakın 16 neyi sormuş? Jant, değil mi? Jant çapını. 16 jant. Evet, Ceyhan seçeneği doğru cevap. Altıncı soru şöyle. Görüntüde görmüş olduğunuz yolda iki aracın karşılaşması halinde hangi araç önce geçer? Bakın burada dikkat edin. 1 ve 2 nolu araçlar karşılaşmış. Daralan bir alan var. İlk önce 1 numara 2 numara karşılıklı olarak anlaşarak geçerler diye cevaplarımız verilmiş. Tabii şöyle sorumuzda iki aracın karşılaşması durumunda İlk önce bir numara geçmesi gerekiyor. Cevap Adana seçeneğidir. Yedinci sorumuz lastiklerle ilgili gelmiş. Bakın görüntüde görmüş olduğunuz lastiklerin içten aşınmasının sebebi nedir? Bakın şurada içten aşınmış lastikler. Düşük hava basıncı, yüksek hava basıncı, rot ayarının bozuk olması. Bakın arkadaşlar düşük ve yüksek hava basınçlarında bu şekilde lastikler aşınmaz. Bir kere yüksek hava basıncında ortadan aşınır. Düşük hava basıncında yanlardan aşınır. Ama bakın şu şekilde lastiklerin içten aşınmasının sebebi rot ayarını bozuk olmasından kaynaklıdır. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 8. sorumuz yine sınavlarda sık sık geliyor. Görüntüdeki aktarma elemanının adı nedir? Bakın aktarma elemanı şurası. Evet, vites kutusundan aldığı hareketi diferansiyele ileten güç aktarma organı. Bakın burada aktarma elemanının adı tabii ki şafttır. Cevap Adana seçeneğidir. 9. soru. Görüntüde aracın V kayışı kopmuştur. Evet, burada V kayışı kopmuş. Böyle bir durumda hangi arıza oluşmaz diye bir soru sormuşlar. Hangi arıza oluşmaz? A. Akü şarj lambası yanar. B. Su devir daim pompası çalışmaz. C. Yakıt otomatiği arızalanır. Evet, hangisi oluşmaz diyor. Bakın hangisi oluşmaz? Tabii ki arkadaşlar burada yakıt otomatiği arızalanır. Kesinlikle oluşmaz. Ama diğer akü şarj lambası yanar. Su devir daim pompası çalışmaz. Doğrudur. 10. sorumuza bakalım. Görüntüde görmüş olduğunuz araçla İstanbul'dan Almanya'ya yolcu götüren bir şoför hangi serece belgesine sahip olması gerekiyor? Bakın otobüsle
İstanbul'dan Almanya'ya yolcu taşımak için serice 4, serice 3 ve serice 1 verilmiş. Serice 4 yurt içi yolcu taşımacılığı değil bir kere arkadaşlar. Yurt içi kargo eşya taşımacılığı. Serice 3 ustası kargo eşya taşımacılığı. Serice 1 ise uluslararası yolcu taşımacılığı. Yani cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Hemen 11. sorumuz gelsin. Şekildeki araçta yükün boyu önden ve arkadan kaç metre taşabilir? Önden 2 metre, arkadan 2 metre, önden 1 metre, arkadan 2 metre, önden 1 metre, arkadan 1 metre. Evet, aracın, bakın araçta yükün boyu önden ve arkadan kaç metre taşabilir? Tabii ki önden 1 metre, arkadan da 2 metre taşabilir. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Evet, önden 1 metre, arkadan da 2 metre taşabilir arkadaşlar. Evet. Cevabımız Bursa seçeneği dedikten sonra hemen 12'ye geçelim. 12. sorumuz gelsin. Şekildeki cenaze aracına yetki belgesi gerekli midir? Bakın cenaze araçlarına gereklidir, gerekli değildir. Araç alındıktan sonra bir ay içerisinde alınmalıdır. Cenaze araçlarına, ambulanslara, naklen yayın araçlarına yetki belgesi gerekli değildir arkadaşlar. Cevap burada Bursa seçeneği doğru verilmiştir. Evet, son sorumuz 13. soru. Trafik işaretlerinden gelmiş. Bakın resimde görmüş olduğunuz trafik tehlike işaretine yaklaştığınızda ne yaparsınız? Gevşek şev işareti. Hızımı artırırım, aracı sollar geçerim. Hızımı azaltırım, takip mesafemi artırırım. Hızımı azaltırım, takip mesafemi azaltırım. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda arkadaşlar tehlike uyarı işaretlerinde diyelim şöyle bu tehlike uyarı işareti. Bakın şöyle. Tehlike uyarı işaretleri tamamında hız azaltılır. Takip mesafesi nedir? Artırılır, azaltılmaz. Evet, burada da Bursa seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar, serici 1, 2, 3, 4, 5'te tek adres kanallarımız. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinize başarılar diliyorum. Bize katılın, sınavı tek seferde kazanın arkadaşlar. Emekleriniz boşa gitmesin. %100 serici 1, 2, 3, 4, 5, 2022 yazılı ve uygulama sınavlarında garantili geçmeniz çok önemli. Amacımız sizlere yardımcı olmak ve sınavlardan sonra yazılı ve uygulama sınav sorularında bizlerle paylaşırsanız, mesajlarınızı paylaşırsanız teşekkür ederim. Bir sonraki yazılı ya da uygulama sorularında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.